Evet efendim, gündem maddeleri oldukça önemli ama henüz hafta bitmiş değil. Çünkü ABD cephesinden gelecek olan önemli PCE verilerini takip ediyor olacağız. Ve bu datayla beraber zaten haftanın en önemli verisi olduğunu söylesek herhalde yanlış olmayacaktır. Ve haftayı da kapatmış olacağız. Ama dilerseniz şöyle iki tatlı bir Borsa İstanbul analizi yapma noktasında ALV Yatırım Kıdemli Hazine Müdürü sevgili Derin Tuncay bizlerle beraber olacak. Derin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Eren Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar olsun inşallah. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada Borsa İstanbul'a bakıyorum. %1,62 oranında geri çekilme var. Oransal bazda ve 4.708'lere kadar düşüş hareketi söz konusuydu. 5.000 üzerinde kalıcılık sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Seçime kadar yeni rekorlar olur mu? Daha öncesinde 7.000'ler, 8.000'ler ciddi manada yorumlanıp amiyane tabirle havada uçarken bugün gelmiş olduğumuz noktada gerçekten net bir satış baskısı söz konusu. Bu satış baskısının daha da devam etmesini bekliyor musunuz ve seçime kadar mevcut düşüş hareketinin sürme ihtimali kuvvetli mi sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Borsa İstanbul'un önündeki en büyük belirsizlik şu an zaten önümüzdeki günlerde yaklaşık 14 gün gibi bir süre kaldı. Yanılmıyorsam 14-15 gün gibi seçimler olacak. Türkiye genel seçimleri olacak. Bu da tabii piyasada bir belirsizlik yaratıyor. Onun dışında hani önceki haftalarda da konuşmuştuk. Yani Borsa İstanbul artık bir alternatifsizlik noktasında da değil. Yani öyle değerlendiriliyor. Faizlerde bir yükselme var. Bu da tabii ki Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında. Yani teknik açıdan bakacak olursak evet, 5.000 orada şey olarak bir destek noktası olarak takip ediliyordu. Yani buranın altına gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu önemli dikkatle takip ediliyordu. Fakat burada şimdi hani bu seviyenin yani geri çekildiğini gördük. Buradan bir aşıldığını gördük. Biz burada destek olarak 4.700 ve 4.600 puan seviyelerini takip ediyoruz. Şimdilik Borsa İstanbul tarafında. Peki, bilanço sezonu da yaklaşıyor. Bu bilanço sezonuyla beraber pozitif gelmesi beklenen şirket bilançolarının etkisiyle Borsa İstanbul'da bir miktar alım dalgası da beklemek gerekiyor mu sizce? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bilanço sezonunun Borsa İstanbul'a nasıl bir katkısı olur sizce? Evet, şimdilik hani pek bu şeyden dolayı yani endeksin de durumundan dolayı hani şeyde bilançoların da yani yansımalarını göremiyoruz. Mesela dün Tüpraş'ın bilançosu açıklandı. O görece daha iyiydi. Yani önümüzdeki dönemde de şey olabilir. Yani şirket bazında, şirketler ve sektörler bazında ayrışma yaşanabilir. Yani enflasyon devam edecekse bu da gıda perakendecilerinin bu daha fiyatlara yansıttığını görebiliyoruz. Onlar ayrışabilir. Yani onun dışında hava yolları takip edilebilir. Yani bu şekilde Borsa İstanbul tarafından. Şimdi tabii yani aslına bakarsanız yurt içi tarafta çok fazla konuşulacak bir durum da yok. Yani seçime kadarki süre zarfı içerisinde yapmış olduğumuz analizin havada kalma ihtimali var. Net bir analiz yapma ihtimali de gerçekten yok. Ben bu süreci de çok iyi anlıyorum. Yani hepimizin işi oldukça zor yurt içi taraf için ama küresel taraf için pek de öyle değil gibi duruyor Derin Bey. Ne dersiniz? Çünkü ABD bankacılık sektörüne ilişkin stresin yeniden arttığını görüyoruz. First Republic Bank'ın bilançosuyla beraber ciddi bir mevduat kaybı. Zaten birinci çeyrekte bu denli mevduat kaybı ile beraber kar oranlarının da beklentileri karşılamayacağı da aşikardı ki karşılayamadı. Yeni bir bankacılık stresinde bir artış siz de görüyor musunuz ve bu durum özellikle Fed'in politikalarına ve finansal piyasalara ciddi negatif yansıma ihtimali var mı sizce? Evet, bu hafta First Republic Bank'in bilançosu açıklandı. Siz de programın başında da çattınız. Buradaki en önemli şey mevduat çıkışların yani yatırımcıların dikkatini oraya çekti ve piyasa oyuncularının. Bu zaten öncesinde de büyük bankalar, majör bankalar buraya bir yanılmıyorsam 30 milyar dolara yakın bir mevduat desteğinde bulunmuştu. Bu ilk aşamada yani global piyasalarda bir stres yarattı. Acaba tekrardan bu bankacılık ve likidite kaynaklı sorunlar su yüzüne çıkıyor şeklinde. Burada yani bakacak olursak ABD orta ölçekli bankalara ilişkin endişeler evet var. Bu siz de söylediniz. Bu şeylerdeki acil durum mevduat fonlama imkanlarına başvurular son 2 haftadır artıyor. Bu bizim için takip ettiğimiz bir gelişmeydi zaten önceki haftalarda da. Yani Fed bunu elbette değerlendirecektir FOMC toplantısında ama burada iyi bankayla kötü banka, iyi risk yönetimi yapanla kötü risk yönetimi yapan bankaları ayırmak gerekiyor. Burada Silicon Valley Bankası oldukça şeydi zaten. Çok ciddi sorunlarla karşılaştı. Aynı şekilde Signature Bank.
Fed bunu daha çok kredi kanallarındaki kredi koşulları üzerinden değerlendirecektir. Likidite kaynaklı problemler devam edecek mi? Ben genel olarak Fed'in faiz kararını doğrudan şimdilik, yani bir sistemik riske dönüşmediği sürece, ki dönüşmesini de beklemiyorum. Faiz kararı konusunda yani yeniden değerlendirmesine yol açmayacaktır. Fed daha çok makroekonomik verilere bakacak. Zaten söylediği gibi enflasyondaki gelişmelere bakacak. Toplantı tutanaklı yani bir açıklanan toplantı tutanaklarında görmüştük. Burada resesyon kelimesi ilk defa metne girmişti. Aslında bu resesyona dair sinyaller var mı piyasadan? Buna bakacağını düşünüyorum. Yani bu hafta da zaten siz de söylediniz, büyüme verileri de gelmişti Fed tarafında, ABD tarafında. Yani burada bazı beklentilerin altında kaldı. Gayri safi yurt içi büyüme hızı ilk çeyrekte zayıf yatırım harcamaları ve stoklardaki gerilemenin tüketim harcamalarındaki artış etkisini azaltması nedeniyle bu büyümenin de yavaşladığını söyleyebiliriz. Yani bu tabii FOMC üyelerinin takip edeceği konular açısından olacak. Diğer taraftan imalat sektöründeki gelişmeler. Peki şimdi ABD kurumlarından da First Republic Bank'ı kurtarma noktasında adım atılacağına ilişkin de bazı söylemler var. Reuters'ın haberi, özellikle FDIC, Hazine Bakanlığı ve Fed yetkililerinden konu hakkında acil bir toplantı yaptıklarına ilişkin, toplantı düzenlediklerine ilişkin de bir haber akışı var. Mantıklı mı? Yani gerçekten böyle bir adım beklenilebilir mi? Devlet, hükümet, Fed fark etmez. Yani gelecek ve zor durumda olan bankayı devlet olarak kurtaracaklar. Daha öncesinde yapmayacağız, yapmayı düşünmüyoruz demişlerdi ama bu tarz gizli toplantılar olunca da, medyaya düşen toplantılar olunca da insanın aklına gelmiyor değil. Böyle bir adım olur mu? Eğer böyle bir adım olursa bu piyasaları ve beklentileri nasıl şekillendirir sizce? Evet, Fed de zaten bunun bir riske ABD tarafı sistemik riske dönüşmesini istemiyor tabii doğal haliyle. Daha önce çünkü ABD'de 2008'i yaşadık biz. Yani bu tip söylentiler çıktığı zaman domino etkisi yaratabiliyor. Burada yani buna önem veriyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Fed'in. Ben açıkçası şeyde mesela terminal şeyinde görmemiştim. Ben de sizden Reuters'ın haberi olduğunu duydum. Yani bu bir şeye bakacağız şeyse zaten. Bu tip bir toplantı yapılacaksa bunun yansımaları olacaktır. Resesyona yönelik bir beklentiniz var mı? Çünkü birinci çeyrekte %2 gibi bir büyüme temposu bekleniliyordu ABD cephesinden. %1,1 geldi. Yani belli ki beklenen bir unsurdu. ABD ekonomisinde çarkların dönüş hızında bir yavaşlama hakim. Ama beklentilerden daha kuvvetli bir yavaşlama olduğu doğru. Bu önümüzdeki döneme ilişkin derinleşme ihtimali sizce var mı? Yani gerçekten kuvvetli sayılabilecek bir resesyona mı doğru gidiyor sizce ABD ekonomisi, yoksa hani geçtiğimiz yıl hepimiz malumu kitabi bilgi olarak iki çeyrek üst üste bir daralmayı resesyon diyoruz ama ABD'de mesela böyle bir unsur geçtiğimiz sene oldu, iki çeyrek üst üste daraldı ama herhangi bir şekilde resesyonda değiliz tarzında açıklamalar söz konusuydu. Gerçekten de öyle, yani istihdam piyasası kuvvetliydi. Bugün istihdam piyasası yine kuvvetli ama net bir resesyon beklentisi de var. Gerçekten kuvvetli bir resesyona doğru mu gidiyor ABD ekonomisi, yoksa geçtiğimiz yıla benzer ufak çaplı bir resesyon mu söz konusu olur? Evet, bu hafta açıklanan büyüme verisi de beklentilerin altında geldi. Yani burada alt kırılımları değerlendirilenler oldu. Mesela önceki haftalarda da PMI verileri takip ediliyordu. Aslında bu PMI verileri oldukça olumlu geldi. Yani daralma bölgesinden çıktığını gördük. Özellikle imalat ve hizmet PMI verilerinin. Burada endişelerin bir nebze olsa da hafiflediğini gördük. Onun dışında iş gücü piyasasından gelen veriler de hani şu anlık, şimdilik kötü durmuyor. Dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi vardı. Bunun beklentilerin altında gelmesi haftalık bazda açıklanıyor. Buradan takip ediyoruz biz. Aslında şey açısından, resesyon endişelerini hafifletmesi açısından olumluydu. Ben burada önümüzdeki dönemde iş gücü piyasası verileri de, tarım dışı istihdam verisinde özellikle alt kırılımlarda imalat tarafındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani reel sektöre yönelik ABD ekonomisi makroekonomik dinamiklerine yönelik olarak daha net bir sinyal verebilir bize. Yani bunlar dışında önümüzdeki süreçte tekrardan PMI verileri takip edilecektir. Satın alma müdürleri reel sektörün daha iyi kokluyorduklarını biliyoruz zaten. Yani
Yani bunun dışında şimdilik yani zaten toplantı tutanaklarında da söyledi. Sene sonunda bir resesyon beklentisi var. Ama ben de bu resesyonun yani teknik anlamda da olabilir ama çok piyasaları zedeleyeceği yönde olacağını düşünmüyorum. Zaten piyasalarda şimdilik öyle olmayacağını fiyatlıyor gibi duruyor işin aslı. Evet, ALB Yatırım Kıdemli Hazine Müdürü Sayın Derin Tuncay'a değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.